Yani siz şöyle çevrenize bakın. Sizin çok yakın dostlarınız olur. Ama bir baksanız ki bir başkasıyla beraber gidiyor, selam veriyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yürüyor böyle. Hiç sana, o hayırdır ya, başka dostlar buldum, ben unuttum. İşte şirk budur. Sen yoksun diyor mu? Sen diye bir işte senin gibi bir adam yoktur diyor mu? İşte Allah'ı ikinci sıraya koymaktır. Bitti. Allah'ı ikinci sıraya koyan kişi hem müşrik hem de kafir olur. Başka herhangi bir şeyi birinci sıraya alırsa bitti. İşte burada Firavun da pekala Allahü Teala'yı biliyor. Bu zaten Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet var, o konu üzerinde şey yapmayacağım. Diyor ki şimdi Firavun ailesinden inancını gizleyen kişi şöyle dedi. Rabbim Allah'tır dedi diye. Bir adamı öldürecek misiniz? İşte size belgelerle de gelmiş üstelik. Bak belge de getirmiş. Rabbinizden bakın, Rabbinizden. O bizim Rabbimiz değildir demiyorlar. Dikkat edin. Allah benim Rabbim değildir demez. Firavun da demez, hiçbirisi de demez. Ve en yekü kâdiben faali kedi bu. Yalan söylüyorsa yalanın cezası, şeyini, sıkıntısını kendisi çeker. Neden? Yalan insanın vücudunu da rahatsız eder. Çünkü kişinin fıtratına terstir. Allah insanları yalan söylememek üzere yaratmıştır. Yalan söyleyecek yaptığı yaratmamıştır. Ve en yekü sadikan Yusuf'un bazıları yaydıkum, ya doğru söylüyorsa size yaptık tehditlerin bazısı gel başınıza gelir diyor. İnna Allah la yehdi men huve musrifun kezzab. Allah aşırı giden yalancı hiç kimseyi doğru yoluna kabul etmez. Buna da kimse bir ses çıkarmaz. Efendim israf. Hiç yeryüzünde israfı savunan birisini duydunuz mu? Yalancılık. Hiç yalancılık lehinde konuşan birisini duydunuz mu? Yani insanlar şöyle, kendi yalan söyler ama kendine yalan söylenmesini kabul etmez. Kendi herkese kandırır ama kimse beni kandırmasın der. İşte şey de, insanlar en çok Allah ile aldatılırlar. Bunu hiç unutmayalım. Niye en çok Allah ile aldatılırlar? Çünkü herkesin inandığı ve güvendiği tek zat Allah'tır. Yani yeryüzündeki bütün insanların inandığı ve güvendiği tek zat Allah'tır. Öyle olunca Allah ile aldatma yapılır. İşte Allah ile aldatmak için de doğru yolun üstüne oturacaksınız. Bunun asıl olmazsa olmaz şartı odur. Olmazsa olmaz şartı doğru yolun üstünde oturmaktır. Doğru yolun üstünde oturmanın da olmazsa olmaz şartı o yolu bilmektir. O yolu bilmeyen bir insan aldatamaz ki. Sana mesela adam hiçbir zaman sana namaz kılma demez. Namazı kıl ama der hemen yanında. Oruç tutma demez. Oruç tut ama. Efendim işte şunu yapma bunu yapma demez. Allah'tan başkasına kulluk et asla demez. Elbette ki Allah'tan başkasına kulluk edilir mi? Fakat bizim bir takım programlar mı? Onun için şunlara öncelik vermemiz lazım der. O kadar. Bütün mesele o. İblis de der ki ben Allah'tan korkarım der yani Kur'an-ı Kerim'de. Yeryüzünde ben Allah'tan korkarım demeyen bir adam bulamazsınız. Ha size karşı demeyebilir. Ama onu dikkatle takip edin dediğini duyarsınız. Dikkatle takip ederseniz duyarsınız. İşte şimdi şeyde o 12 Eylül dönemini yaşayanlarınız varsa bilirler. O zaman gazetelerde sık sık şöyle haberler çıkardı. İşte ben ateistim. Ben hiçbir dini kabul etmiyorum. Ben ölürsem benim cenaze namazım kılınmasın. İşte şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Şimdi bu tür fikirlerin üretildiği bir merkez var.
idi o zaman. Ben oraya gitmiştim. Daha fazla şey isim vermeyeyim de burada. Televizyon ekranından. Oraya haftada bir kere gidiyordum. Bir ansiklopedi çıkarıyorlardı. Ben de o ansiklopedinin yazarlarındandım. Şimdi oranın başkanı ki kendi açıkça bana ben ateistim, ben Allah'a inanmam diyen bir adam. Bana bir gün geldi şunu söyledi. Hoca dedi. Eğer ahiret varsa, açıkça ben Allah'a inanmam diyen adam yani. Hem de bunu dediği zaman da o grubun tamamı da oradaydı. Ki onlar, o ekipteki şahısların tamamına yakını Türkiye'de tanınan insanlardı. Şimdi çoğunuz bilmeyebilirsin. Ben de hatırlamıyorum birçoğunun ismini şimdi. Çünkü bu dediğim 81-82 falan o dönemler. Dedi ki, hoca dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrümüzü ibadetle geçirmeye değer. Bakın, kendisini ateist gösterir diye anlatan kişi bana bunu söyledi. Ve o ateistlerin ana merkezinde bunu söylüyor. Tabii dedim. Yani şurada dedim, ne kadar ömrümüz var? 50-60 sene, bilemedin 100 sene. Ya hoca, bırak Allah'ını seversin dedi ya bak. 100 milyon sene olsa ne yazar dedi. Bir gün bitmeyecek mi dedi. Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bilinen rakamların değeri sıfırdır. Orası sonsuz. Burada bildiğimiz hangi rakam kadar yaşarsak yaşayalım, ahiretin sonsuzluğu karşısında hiç önemli değil. Dolayısıyla bütün ömrü ibadette geçirmeye değer dedi. Şimdi böyle deyince adama dedim ki, ha bir de şunu söyle. Dedi ki, bu öyle bir kumardır ki yeryüzünde bunun kadar kazanç sağlayacak kumar yoktur. Şimdi düşünün bakın, kumara dikkat edin. Şimdi kumarla bugünkü üzerinde duracağımız takıyya meselesine bakın. Şimdi kumar kazanma amacıyla oynanır değil mi? Ama kaybetme riski her zaman vardır. Şimdi bu kişi yani etrafındaki arkadaşlarına göre kendisinin inançsız tanındığını düşünüyor ama kendine göre inançsız değil o. Kendine göre inançlı. Ne diyor bu? Bu bir kumar olsa bile oynamaya değer diyor. Çünkü yeryüzünde bunun kadar kazançlı bir kumar yoktur diyor. Bir kazandın mı sonsuza kadar gideceksin. Ben de dedim ki, şu kumarı bir oyna da göreyim dedim. Hemen kalktı gitti yanımdan. Şimdi işte şeylerde, insanlarda din, yani en ateistim diyen kişide bile din bu kadar etkin olduğu için insanları aldatmak isteyenler din üzerinden aldatırlar.